Sözcü gazetesinden başka bir detay gelsin. Askeri hastaneler yeniden açılıyor. Muhalefetin dediğine 6 yıl sonra geldiler detayıyla. 15 Temmuz'dan sonra askeri hastaneler kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. Doktor sayısı 347'ye düştü. Mehmetçiği tedavi edecek doktor sıkıntısı başladı. Şimdi yeniden Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek. İşte bu detayın da diğer yansımalarını şimdi sizlerle paylaşacağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu askeri hastaneleri yeniden açacağız demişti. Bu açıklama sonrasında da tüm bu gelişmeler yeniden gündeme geldi. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Askeri hastaneleri yeniden açacağız. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'yla çok yakın çalışmalarımız var. İnşallah bu takım işte ihtiyaçlarımızı da bu şekilde gidermek ve bu şekilde düzenlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu askeri hastaneler açılacak mı? İşte bu konuda efendim işte taleplerimiz var, isteklerimiz var, ihtiyaçlarımız var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri hastaneleri orduya teslim edeceğiz vaadinden 2 gün sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iktidarın bu konuda çalışması olduğunu söyledi. Askeri hastaneleri yeniden açılması gündemde. Bu konuda Sayın Başkanımızın direktifleri var. Çözüm oluşturulması için. Kılıçdaroğlu öneri, bir tespit, bir çözüm ortaya koyuyor. AK Parti diyor ki biz zaten öyle yapacaktık. Dünyanın en iyi ortopedi uzmanları, dünyanın en iyi rehabilitasyon merkezlerinden birisi var. Plastik cerrahi, yani bu yaralanmalarda. Yine bizim askerlerimizin bu hiç kimsenin bilmediği nükleer, biyolojik, kimyasal silahlarla ilgili eğitimleri. Yani netice itibariyle harp doktorluğu, askeri doktorluk, sivil doktorluktan daha farklı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başta dünyanın sayılı askeri hastanelerinden GATA olmak üzere 39 askeri hastane Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. FETÖ ele geçirdi iddiasıyla. O günden beri Türkiye'nin sadece askere hizmet veren hastanesi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016'da Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasını savunmuştu. Mesele sağlık hizmetinin verilmesi değil mi? Tamam bitti. Ben sağlık hizmetini nereden alıyorsam aynı şekilde şimdi de GATA'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı olan doktorlarımız verecek. Profesörse profesör, doçentse doçent. Çok acı olarak görüldü ki maalesef bizim çatışma bölgelerimizden önemlisi Şırnak üst bölgesinde 5 tane doktor 2 aylık geçici görevle gönderilmiş, ancak ortopedi doktoru ki biliyorsunuz mayın yaralanmalarında çok önemli olmadığı, işte MR cihazının, tomografi cihazının arızalı olduğu gibi sorunlar çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan sivil doktor da askere hizmet verir ne olacak demişti ama emekli askeri hakim İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok'a göre çatışma bölgesinde yaralanan askerler harp eğitimi alan uzman doktorlar tarafından tedavi edilmediği için büyük bedeller ödediler. Çatışma bölgesinden alınıyor, Şırnak Tümen bölgesine götürülüyor, tedavi edilebiliyorsa ediliyor, edilemiyorsa buradan alınıyor, Cizre ve havaalanına götürülüyor, uçaktan Ankara'ya taşın. Nereden baksanız 5-6 saatlik bir süreç. Bu da böylesi bir yaralanmada çok hayati sonuçlar doğurabilecek. GATA'yı tekrar şanlı ordumuza teslim edeceğiz. CHP liderinin askeri hastane çıkışı, Milli Savunma Bakanı'nın da detay vermeden bazı sıkıntılarımız var diyerek askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini Erdoğan'a iletmesi. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararında.